Biraz dikkatli ol. Yaralanabilirdin. Kahvaltı yapalım. Bugün toplantın var. Ben dosyaları getireyim. Sorun değil. Ben alırım. Gördün mü? Sürekli onları düşünüyordum. Bütün gece uyumadım. Ama şimdi ben çok rahatladım. Bilirsin, birbiri için yaratılmış iki insan birleşir. Bu çok güzel bir his. Baksana, düne kadar konuşmuyorlardı. Ama bugün birbirlerine değer veriyorlar. Bekle gör. Birbirlerine aşık olacaklar. Bu çırak sayesinde. Onun böyle bir konuya dahil olacağına inanmazdım. Ama bunu başardı. Onları birleştirdi. Aşk onun için önemli. Düşünsene, o olmasaydı Gauri ne yapardı? Ama yeter artık. Çırak'ı mı övüyorsun? Benim kulaklarım doğru mu duyuyor? Çırak ve övgü. İyi iş yapsaydın seni de överdim. Yapma lütfen. Seni ondan kurtarmak için fikirler üretiyorum. Ama sen onu övüyorsun. Yoksa ona aşık mı oldun ha? Delirdin mi sen? Öyle bir şey yok. Peki emin misin? Peki Amerika'ya gidecek misin? Evet. Çok iyi. Dinle beni. Bir fikrim var. Madem sen Çırak'ı sevmeye başladın, yani sen ona artık kızmıyorsun, değil mi? Sen ona Amerika'ya gitmek için kullansana. Nasıl? Nasıl yani? Yani sen oraya sınavlarda başarılı olmak için gitmiyor musun? O sana yardım edebilir. Sana Bay Soham da yardım edebilir ama onun sürekli toplantıları oluyor. Sana zaman ayıramaz. Neyse, Çırak'sa kendi işi var. Sana zaman ayırır. Bak, bu senin işine yarayacak. Hem sınavlarını vereceksin hem de Çırak'la zaman geçireceksin işte. Fikrimi nasıl buldun? İstediğini elde etmek için onu kullanırsın. Nasıl yani? Bahsettiğin sınavlardan geçmek hiç kolay değil. Ve Çırak çok zeki biri. Bu konuda sana yardımcı olabilir. Bunu düşün. Hedeflerine ulaşmak için bunu yapmak zorundasın. Gerisi sana kalmış. İthal takımları dikkatli bir şekilde toparla. Aman tanrım, bu oda gerçekten çok dağınık, berbat. Ama şu Şarman'ın yatağına bir bak, düzenli ve tertemiz. Bu da ne? Şarman! Çetu! 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 Çetu ne oldu? Yoksa aynada kendini mi gördün? Kes sesini! Ne oldu anne? Neden bağırıyorsun? Tanrım bizi korusun. Acil olarak evlenmen gerekiyor. Ama baba! Sus! Hayır! Söylesene, neden sen bu tür dergileri odanda tutuyorsun ha? Utanmaz çocuk. Neden bunlar senin odanda? Benden uzak tut. Gözlerim yandı. Öyle mi? Bu neden senin odanda? Onun yatağında değil. Şarman'ın yatağında buldum ben bunu. Ay tanrım. Şarman'ın yatağı mı? Ama dün Devarş'ın yatağında uyudu. Şarman'ın yatağı mı? Onlar babamın odasındaydı. Oğlum utanmaz bir çocuk çıktı. Terbiyeli olsun diye bir de Amerika'da okutmuştuk onu. Şimdi seni evlendirmem gerekecek oğlum. Ah tanrım. Ama şimdi bizim çevremizde ona uygun kızları bulmak zor olacak. Benim annemle konuşmam gerek. Oğlum kontrolden çıkmadan önce evlendirip karısının kontrolüne vereceğim. Dergiler odandaydı. Nasıl geldi? Senin babanım. Başımı belaya sokma. Yoksa seni mahvederim oğlum. Üzgünüm. Bana değil, Şarman'a söyle. Zalimsin baba. Başımı belaya soktun. Seni tuzağa düşürmek istedim. Sen yanacaktın. Şarman değil. Herkes hatalarının bedelini ödemeli. Kötü çocuk. Amerika uçak biletimi hemen al. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Hey. Seni tehdit etseydim bunu anneme söylerdim. Kes sesini. Anne.
Ben bugün bir karar verdim. Şarman'a güzel bir kız bulup evlendireceğim. Evlenmek mi? Bu şakaya ben neden gülemiyorum? Benim burada başım belada ama siz gülüyorsunuz. Şarman abi, sanki gelinmişsin gibi evlilikten korkuyorsun. Ama sorun bu değil Devarş. Benim evleneceğim kızı annem seçiyor. Annem gelinini bulmak için seferber oldu. Öyle değil mi anne? Evet, hadi bak, kızların listesini bile yaptım anne. Ver bakayım seni şu listene. Bu kızların hepsi dergilerden fırlamış. Zenginler, güzeller, zekiler. Fotoğraflarına bir göz at. Tamam, lütfen sakin ol. Ver bakayım. Sana oğlun Şarman için en uygun kızı söyleyeceğim. Benim eşim kim olacak? Tanrı bilir. Ama eğitimli olmalı. Görünüşü önemli değil. İyi karakterli olmalı. Bir de gözleri güzel olmalı. İri gözlü bir kız istiyorum. Bunun gözleri hiç güzel değil. Sanki şaşı gibi. Aa, evet. Küçük bir kusur. Ama biliyor musun? Kızın babası göz doktoru. Kendi kızını hastanelerinde ameliyatla düzeltir. İki ameliyat geçirdikten sonra harika olur bu kız, değil mi? Kızın babası yapmasa bile ona bir iki makyaj yaparsınız, olur biter. Öyle değil mi? Güzel bir kız olur. Doğru söylüyorsun anne. Gelinimin varlıklı bir ailesi olsun yeter. Gerisini ben hallederim. Ailesinin ne iş yaptığı umurumda değil. Sadece atıştırmalıklarla ilgilenmesinler yeter. Yoksa ben aç kalırım. Aha, şuna bak. Sanki prenses gibi. Ama anne, bu hiç güzel değil ki. Bir araştırmaya göre bir erkek kızdan 2 yaş büyük olmalı. Kızlar daha hızlı olgunlaşır. Yani evleneceğim kız benden küçük olmalı. Ya da aynı yaşta. Peki senden 2 yaş büyükse ne olur? Onların yazlık evleri daha büyük. Malabar tepesinde. Hanımım, orası dağlarda mı? Sen kendi işine baksana. Evlenecek çiftin kan grupları da aynı olmalı. Doğan çocuklar daha sağlıklı olur. Kan gruplarını eşleştirmek neye yarar ki? Burçlarınız eşleşsin yeter. Çok haklısın. Eğer çiftler aynı şeyden hoşlanırsa bu daha da iyidir. Eşim eğlenceli olmalı. Şımarık ya da şımartılmış bir kız hiç olmaz. Bu insanlar o kadar zengin ki onlara sadece uzaktan merhaba diyebilirsin. Ama onlar hayvan atıklarıyla uğraşıyor anne. Çok kötü kokuyorlar. Ne olmuş? Atıkları gaza dönüştürüyorlar. Evin duvarlarını tezek yapıp yapıştırmayacağız ki. Burnunu kapatıp yüzünü buruşturma sakın. Dinle beni. Bu fotoğraftan yayılan parayı 40 yıl çalışsan kazanamazsın. Hadi git. Evet anne. Paranın kokusunu alıyorum. Şarman abi. En önemli şeyi unuttuk. O kızın fiziği. Kızın güzel bir fiziği olmalı. Evet, ona katılıyorum. Bu önemli bir şey. Hayır abi. Önce onun kalbini gör. Kıza kalp ameliyatı mı yapacak? Abi, söylenen her şeyi unutsan. Bir kızın kalbinden neler geçtiğini hiçbir zaman anlayamazsın. Evlenmek istiyorsan Sunny Luin gibi birini seç. Sanuluin. Sanuluin. Değil mi? Kim? O kız da kim? Sakın benimle böyle konuşma. Ben artık evliyim. Aa, Sanuluin. Hepiniz iğrençsiniz. Aa, Sunny. Evet, güzel söylüyorsunuz ama o kızın bana uygun olup olmadığını nasıl anlayacağım peki? Dostum, sorun ne? Onun burada ne işi var? Kızın sana uygun olup olmadığını anlamak için test yapın bence. Bunun adı uyumluluk testi olabilir. Yani bu test için ne yapmam gerekiyor peki? Bu çok basit. Onunla dans et. Bir kız seninle dans ettiğinde hareketinden, bakışlarından sen her şeyi anlarsın. Gerçek mi, sahte mi anlarsın. Bu harika bir fikir. Siz evlendiğinizde biz de dans edelim. Evet, dans edelim. Belki bizim de şansımız olur. Merhaba, nasılsın? İyi.
Senin yaptığın listen sende kalsın. Sen benimkini al. Bunlar seçkin ailelerin kızları. Yarınki partiye katılmak zorundalar, anladın mı? Şehirdeki herkes bu partiden haberdar. Anne, parti hakkında basına bilgi vereceğim. Herkes gelecek. Otur oturduğun yerde. Nasıl olsa partiyle ilgili haberler çıkacak. Sen sadece o kızları anneleriyle birlikte eve çağır. O kadar. Kadınların dedikodusu ve orman yangınları aynı hızla yayılır. Ah yüce tanrım. Hadi git. Ambayı buraya çağır Şanşal. Ayaklarım çok ağrıyor. Öyle mi? Yüce tanrım bizleri korusun. Çatali. Beni çok iyi dinle. Verdiğimiz bu parti asla Çırag'ın verdiği partiye benzememeli. Dişan'ın olayına benzemesin. Bu sefer herhangi bir sorun istemiyorum. Anladın mı? Söyle ona, sınav için bana ders versin. İşani senden yardım istiyor. Etmeyeceğim. Etmeyecekmiş. Neden peki? Sorun ne? Neden peki? Sorun ne? Ona ders verirsem, o benim ona yaklaştığımı düşünecektir. Sana ders verirse onun yakınlaştığını düşünecekmişsin. Çok akıllıca. Çok akıllıca. Hey dinleyin çocuklar. Yarın benimle herkes dans etmeye hazırlansın. Çünkü dans ettiğim kız onu test ettiğimi anlamamalı. Tamam mı? Ben onu test edeceğim. Anlamadım. Sen neyi anlamıyorsun? Hepimiz birlikte dans edeceğiz işte. Bu yüzden herkes partnerini seçsin. Hiçbir sıkıntı çıkmasın. Ben dışarıda dans edeceğim. Hayır lütfen. Ayağımı yine kırarsan üzgünüm. Hadi seçin. Herkes bir karar versin. Açıkta kalan kişi pratiği alır. Hey benim canımı sıkma tamam mı? Peki tamam açıklıyorum. Sen Dişay'la eşleştin. Evet. Peki Gauri de Romil'le dans edecek. Herkes kararıma uyacak. Ve Çırak. Sana İşani kaldı. Evet. İtiraz etmek yok. Kabul. Bunu giyerim. Ben onunla dans etmeyeceğim. Ben de. Doğru karar. Hey millet. Birlikte dans etmek zorundasınız. Aranızda kalmaktan sıkıldım artık. İster dans edin ister konuşun. Benden bu kadar. Ben çok sıkıldım. Dinle. İşani'yi ikna etmelisin. Çırak'la evlenmeli. Dinleyin. Çırak ona hiç güvenmediğini düşünüyor. Ve Çırak, sen de ona güvendiğini söylemelisin artık. Eğer dans ederseniz iyi arkadaş olabilirsiniz. Bir ay sonra İşani seni zaten reddedecek. Kendini kötü hissetme. Ama siz yine de kulağıma bir şey söylemek isterseniz bekliyorum. Bakıyorum da Çırak'la dost oldun. Peki sen kiminle dans edeceksin ha? Partide benimle dans eder misin? Eğer benimle dans edersen o pisti yakarız. Neredesin Çançal? Amba nerede kaldı?
Geliyorum hemen. Gidip herkesi partiye davet edeceğim. Evet tabii ya. Aa, sana davetiye gönderecektik. Çünkü onsuz gelmiyorsun. Neredeydin? Neden geç kaldın? Elleriniz biraz iş yapsın. Neden hızla gelmiyorsun? Yüce Tanrım, görenler de sanki kraliçe amba geliyor der. Çay da ister misin peki? Sen neden ayaktasın? Gel de ayaklarıma masaj yap. Ah yüce tanrım, ne oldu Çatali? Herkesi aramadan önce mutlaka bilgi almalısın. Asıl önemli olan şey de Falguni gibi olmamalı. Bizi dinleme, sakın. İşine odaklan. Bu eve zar zor girdin kulak misafiri. Olmaya çalışma sakın. Şimdi hemen durma. Masaj yap. Ama hadi, hani sen davetlerle ilgilenecektin? Zaten zor bela masaj yapıyorsun. Hemen yoruldun mu? He? He? Ama parmağım... Kes sesini. Söyle Amba. Köye gidince evin kurallarını unuttun mu yoksa? He? Bu evdeki hizmetçiler sadece çalışır. Çok konuşmazlar. Çok konuşur ve iyi çalışmazsan bu kötü olur. Ne? Hadi şu ağlamayı kes artık. Git ve bana ayran yap. Çok uzun sürdü. Burada seni bekliyordum. Yine ne oldu? Tuzağa düşürdün. Beni sorgulama. Partide çırakla dans etmemi söylemiştin bana. Ne zaman söyledim? Devar söyledi. Ben sadece kabul ettim. Neyse, sorun ne? Sadece dans edeceksin, savaşa gitmeyeceksin. Benim için savaş. Dans etmeyi bilmiyorum. Öyle mi? Dans etmeyi bilmiyor musun? O zaman Gori'nin düğününde dans eden kimdi? Sendin. Bu Bollywood dansı. Yapabilmek için nasıl çabaladım biliyor musun sen? Partiye gidip bir çift gibi dans edemem. Bunu yapamam ben. Bir fikrim var. Sen dans edebiliyorsun. Lütfen bana adımları öğret. Çırak gibi görünmek istemiyorum. Ben dans edemem. Lütfen, olmaz. Lütfen dur, gitme Ranvir. Dur, lütfen bana adımları öğret hadi. Onunla dans etmek istemiyorum. Alay etmesinden korkuyorum. Neden bu kadar düşünüyorsun? Eğer onunla dans edersen sana öğretir zaten. Peki tamam. Öğretmenini değiştiriyorum. Hayır, değiştirmeni istemiyorum. Yani aslında... Ben şey... Sen korkuyorsun. Acaba o nasıl... Ya yani çoğu insan... Ranvir onu... öyle söyleme. Yani bu benim hatamdı. Onunla dans etmeye hayır dersem... Hatanın bende olduğunu düşünüp... O zaman beni suçlayacak. Onunla dans edeceğimi düşündüm. Hatamı düzeltecektim. Beni yanlış anlamayacak ve ders verecekti. Bir şey daha var. Onu bir türlü sevemedim. Bütün bunları yapıyorum çünkü onu reddettiğimde sorun olmayacak. Bir yıl sonra Amerika'ya gideceğim zaten. Bir sorum var. Beni de bırakıp gidecek misin?
sen de geleceksin. Babam sensiz gitmeme izin verir mi peki? Nasıl yani? Diyorum ki babam her zaman bana göz kulak olman için seni yanımda gönderir. Hatta babam ben evlendikten sonra bile seni çeyiz olarak gönderir kesin. Aslında kötü bir fikir değil. Sen yanımda olursan yeni insanlara ve yeni bir eve zorluk çekmeden kolayca alışırım. Eğer orada olursan... Ben gelmeyeceğim. İnsanlar 500 rupi ile ne yapacağını asla bilemezler. Sen onlara 51 rupi verdin. Babasına ve oğluna zaten maaş vermiyor musun? Ben senin yükünü hafifleteceğim. Bu paranın karşılığında senden bir şey isteyeceğim. Evet, Ambadal da burada çalışabilir. Bu evdeki hizmetçiler sadece çalışmak zorunda. Eğer burnunu her şeye sokarsan sonu iyi olmaz. Bu ne? Yaptığın bu ayran neden bu kadar köpüklü? Siz bana her zaman ayranı böyle sevdiğinizi söylerdiniz. Çok iyi. Demek hatırlıyorsun. Aferin sana. Güzel. Ah, Tanrı'ya şükür. Hoş geldiniz. Ha, buyurun lütfen. Buyurun, oğlumun partisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İşani, ne oldu sana? Sadece bir dans. Ha? İşani... Hanımım, misafirler geldi. Elbette gelecekler Çançal. Prakeş ailesinin erkek torunu partisi bu. Kızlar partide birbirleriyle yarışacak. Bakalım Şarman hangisini seçecek? Biz de onu göreceğiz. Bakalım bu eve kim gelin olacak? Annem bu parti için güzel bir kıyafet seçmiş. Umarım iyi de bir kız seçer. Abi, dinle beni. Bugün partiye gelen bütün kızların fotoğraflarını çektim. Teşekkür ederim. Ama ben bir şey anlamıyorum. Onların fotoğraflarına bakana kadar git tanış daha iyi. Telefonuma uygun bir program yükledim. Eğer elimde onların fotoğrafı olursa hangi kızın benimle daha iyi görünür olduğuna bakabiliriz. Hayır abi, sana inanamıyorum. Annen harika kızlar seçmiş değil mi? Onlar senin yengen, doğru konuş. Birini beğendin mi? Sanırım bir tane var. Kim? Şuna bak. Ruchika, benim kızım burada ne yapıyor? Kızım da ne demek? Yani arkadaşım. Sana da parti yapacağım. Tüm mahalleyi çağıracağım.
Sen içlerinden birini seçersin. Şaka yapmayı bırak artık. Ruchika neden burada ki? Abimin onunla evlenmesine izin vermem. Sana söyledim. O işe yaramaz. Bırak artık onun peşini. Ama şuna bak, harika biri. Nasıl olduğunu onunla dans ederken söylerim. Ben dans edeceğim. Öyle mi? Onunla dans ederken bir tarafını kırma, tamam mı? Hadi gel, oraya gidelim. Hadi gel, hadi. Burada bir sürü hoş kız var. Evet, Ruchika geldiğinden beri öyle söylüyorsun. Onu çağırmayacaktım, annen ara dedi. Ruchika? Ruchika da kim? Dün doğmuş çocuk gibi saf rolü yapma. Onu tanıyorsun değil mi? Neden benden şüpheleniyorsun ki? Sana hiç güvenmiyorum. Onu tanımadığını söylüyorsun. Bakalım altından ne çıkacak? Bu kadına katlanmak çok zor. Şunu yap, şunu yap. Hey Şarman, beğendiğin kız oldu mu? Hadi söyle bana. Anne, dur bekle. Burada bir sürü kız var. Sen telefonla oluyorsun oğlum. Etrafına bir bak. Hangisini beğendin? Git konuş onunla. Önce hangisiyle dans edeceksin söyle bana lütfen. Anne bak. 1, 2, bu da 3. Mitali, Tejal, Çigna. Evet anne. Onları beğendim. Ah, iyi seçim oğlum. Ben de onları izliyordum. Bakalım hangisinin babası daha zengin? Ben geliyorum. Hey çırak! Tanrım, o burada. Onunla dans etmek zorundayım. Peki Ranvir nereye gitti? Ishani? Nasılsın? Riya sen neden buradasın? Kuzenim Şarman'la tanışmaya geldi. Ben de onunla geldim. Geldiğinden beri sana bakıyorum. Biliyorsun aslında ben... Boşver. Söylesene, hayatın nasıl? Hayat güzel. Ayrıca... Dur, bekle lütfen. Çırak Meta burada ne yapıyor? O Şarman'ın arkadaşı. Arkadaşı mı? Oo, onunla tanıştırsana beni. Çok tatlı. Gerçekten tatlı mı? Onunla ilgili her şeyden çok hoşlanıyorum. Lütfen beni onunla konuştur. Lütfen, lütfen. Hadi, bekle biraz. Ben makyajımı tazeleyip geliyorum. Tamam mı canım? Bekle beni. Bayanlar ve baylar, partiye hoş geldiniz. Şimdi her şeyi unutun. Şimdi dans etme zamanı. Evet. Hadi. Dans etmemizi Şarman istedi. Geliyor musun? Umarım sorun olmaz. Endişelenme Falcone. Her şey yolunda. Tamam mı? Bir kişiye gerçekten minnettar. O kişi de Ranvir. Efendim? Yemekler hazır. Servis başlıyor. Ranvir? Buyurun efendim. Teşekkürler. Siz
Sizin mutlu olmanız bana yeter. Gerisi boş. Bu mutluluğun sebebi sensin Randir. Sağ ol. Yalan söyleyemiyorsun. Hem de hiç. Güzel dans ediyorsun. Kızların hepsinden iyisin. Arkadaşlarımdan bir kız var. Senden çok hoşlanıyor. Zara. Kim o? Şuradaki. Beyaz elbiseli mi? Evet. Ha, evet, güzelmiş. Ondan gerçekten hoşlandın mı? Peki, sizi tanıştırayım. Hayır, bunu istemiyorum. Neden? Gözleri ve gülüşü gerçekten güzel bir kız. Ama ben ondan hoşlanmadım. Birini beğendiğin zaman bu hoşlandığın anlamına gelmez. Bütün ömrünü vermen için yeterli olan tek bir şey vardır. Bana sahip değil. Ama sen sahipsin. Biliyorsun. Ben sadece hep seni dinlemek istiyorum. Sen konuş Nişani. Ben dinlerim. Sorun ne? Konuşmuyorsun. Ben... Hadi artık dans etmeyelim. Kötü görünüyorsun. Ve ben bundan hoşlanmıyorum. Onun hatalı olduğunu düşünüyorsun. Beni eve gönderen Chirak'tı. Gaurya'ya yardım etmek için gittim. Sakın onu suçlama Ishani. Sen hiç düşünmeden Chirak'ı suçladın. Ishani, gördüklerimiz her zaman doğru değildir. Yanlış anlamaları bırak Ishani. Herkes senin mutluluğunu istiyor. Sen mutlu olursan herkes mutlu olur. Seninle evlenmek istiyorum. Senden hoşlanıyorum. Ben sadece seninle evlenirim. Eğer istersen bir ay sonra da hayır diyebilirsin. Ondan hoşlanmadım. Her beğendiğinden hoşlanmak zorunda değilsin Ishani.
Ömrümü vereceğin tek bir şey var. O bana sahip değil. Sen varsın. Anne, şunlara bak. Benim şarmanım kızların arasında çok karizmatik duruyor, öyle değil mi? Görüyor musun? Komik olma. Sen olduğuna bakmasana. Senin gözün kızlarda olsun. Oğlumuzla hangi kız daha iyi görünüyor, sen ona bak. Anne, çok haklısın. Şimdi bütün kızlara bakacağım ve seçeceğim. Ama kilerin kapısını kim açık bıraktı ki acaba? Hanımım görürse içimizden birilerini işten atar hemen. Aa, Ranvir. Sağ ol. Bana söylediklerin için. O yüzden onu dansa fazla zorlamadım ben. Peki o nerede? Az önce buradan gitti. Sanırım yalnız kalmak istedi. Partiyi bırakıp mı? Aa. Nereye gittiğini biliyorum. Ha, çırak görüşürüz. Tamam. Ne haber? İyi misin? Sorun ne? Bu duman da ne böyle? Galiba içeride biri var. Kilitli anahtar. Hey, ne oldu? Ramir, kilerde yangın var. Ben anahtarı getireceğim. Yangın mı? Çabuk ol hadi, su getir. İçeri. 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 Çabuk anahtarı getir. Hey,
Efendim? Ne oldu? Söylesene. Kilerde yangın çıktı efendim. Yangın mı? İşani. İşani uyan. İşani, İşani uyan. İyi olacaksın. İşani. 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 İşani ne oldu? Su lazım. İşani. Kilerdeydim. Sonra... Sorun. Güvendesin. Beni sen mi kurtardın? Çırak seni yangından kurtardı. O senin kahramanı. Ben içeri giremedim. Duman çok olduğu için korktum. Çırak geldi ve kapıyı hemen kırdı. Sonra seni dışarı çıkardı. O senin kurtarıcın. Çırak, teşekkür ederim. Eğer sen olmasaydın... Ranvir. Teşekkür ederim. Şşş. Hiçbir şey söyleme. Sadece dinle. Şey, ben aşağı inip haber vereyim. Anne, kilerde küçük bir yangın çıktı. İşani içerideydi. Çırak onu kurtardı. Ben de yangını söndürmeye çalışıyordum. O zaman oldu. İnsanın elleri sadece kurtarmaya çalışırken yanarmış. Buraya acilen krem sürmem gerek. Ama
burada atan kalbi yanmaya devam edecek biliyorum. Öyle değil mi? Muhteşem, akıl almaz. Güzel dans ettiniz canım. Teşekkür ederim. Telefona bakmam lazım. Üzgünüm. Hey, onunla dans ederken konuşabildin mi? Adı neymiş? Cigna mı? Cigna, bahsettiği kızlardan biri. Onun fotoğrafını çok beğendim. Şimdi de sen ondan hoşlandın. Anne ol, bizim seçimlerimiz hep aynı oluyor. Öyle ama değil mi? Ama anne, dinle. Hadi gidip ailesiyle tanışalım, hadi. Merhaba, partimizi nasıl buldunuz? Evet, çok güzel parti. Evet, sizin kızınızı beğendik. Biz Cigna'yı çok sevdik. Cigna. Cigna, konuşmamız gerekiyor. Söyle. Bu ne cüret? Burada ben varken nasıl başka bir kızı seçersin? Özür dilerim. Tanımadın. Beni tanımadın, öyle değil mi? Tabii yalan söylersin. Şarman, bunu senden hiç beklemezdim. Amerika'dayken beni sevgilin yaptın. Buraya gelince evlenecektin. Şimdi ise başka birini seçiyorsun. Beni bırakabilirsin ama ben seni kolay kolay bırakmam. Anladın mı beni? Bu olanlar da ne Çatali? Bizi buna tanık olalım diye mi çağırdın? Keşke daha önce söyleseydin. Bunu daha önce söyleseydiniz buraya gelmezdim. Lütfen dinleyin. Size iyi akşamlar. Hadi gel kızım. Bir yanlış anlama var. Lütfen Cigna, gitmeyin. Çetu, bu büyük bir facia. Kızın babası bizi azarladı. Eğer annem öğrenirse o bizi çok kötü azarlayacak. Oho. Miteş, Miteş. Kiler nasıl yandı anlamadım doğrusu. Bunu hemen araştırayım. Harşat, yangının nasıl başladığı önemli değil. Onun güvende olması çok daha önemli. Çırak'a teşekkür et. Kendini tehlikeye atıp İş Ali'yi kurtardı. Evet. Ben Çırak'a teşekkür borçluyum. Kızımın hayatını kurtardı. Eğer Çırak orada olmasaydı... Efendim, lütfen aşağı gelin. Bir sorun var. Ne oldu? Lütfen aşağı gelin. Baba, gitmelisin. Ben iyiyim. Anne, sen de git. Ama İş Ali... Endişelenme Falguni. Ranvir burada kalır. Sen burada kal. Geliyorum. Şimdi nasılsın? Ne oldu? Seninle konuşmuyorum. Neden? Neden mi? Her zaman yanımda oluyorsun ama sana ihtiyaç duyduğumda ortalıkta görünmüyorsun Ranvir. Neredeydin? Söyle, neden beni kurtarmadın? Ama Çırak hayatımı kurtardı. Maalesef ona borçlandım. Senin her şeye bir cevabın vardı. Ya şimdi? Söyle, neredeydin? Ne oldu senin eline? Bir şey yok. Eline ne oldu? Neden elini sardın? Şey, yaktım. Yaktın mı? Nasıl? Partide çok ateşli bir kız vardı. O kadar ateşliydi ki... Elimi yaktım. Saçmalayıp durma. Doğruyu söylüyorum. Kız Sunny Luin gibiydi. O kadar ateşliydi ki soğuk su istedi. Ben de götürdüm.
Ne zaman ellerimiz birbirine değdi. Tüm vücudum elektriklendi. Sana gitti. Ben çok etkilendim. Bana dokunduğu elim işte böyle oldu bak. Ben de onun dokunduğu elimi senin gibi böyle sardım işte. İzi kalsın diye. Ben de onu sardım. Oh. Sen delisin. Ama ben orada yangında... Sanın ateşiyle yaktım. Bu elimi bir yıl boyunca yıkamayacağım. Sen iğrençsin. Sen tam bir... Aşığım. Biliyorum. Ben onu çok özleyeceğim. Ve ben her gece onu hep öpeceğim. Sen gerçekten delisin. Dur, dahası da var. Dinle beni. Ben bunları duymak istemiyorum. Aha, dur, bekle biraz. Size doğruyu söylüyorum. Onu daha önce hiç görmedim. Onu ilk kez görüyorum. Sanırım biriyle karıştırdı beni. Herkesin önünde seni tokatladı ve sana hakaret etti ama sen karıştırdı diyorsun, öyle mi? Oh! Şarman, o kız kimdi? Bana doğruyu söyle. Babaanne, ben doğruyu söylüyorum. Onu daha önce hiç görmedim. Demek öyle. Ah Tanrım, bu olanlara inanamıyorum. Kız herkesin önünde neler yapıyor. Ama sen yine de onu ilk defa gördüm diyorsun. Anne, tanımadığımız birine güvenmek büyük hata olabilir. Şarman'a güvenmemiz gerek. Ben her şeyi biliyorum. Ama her şeyi. Bugünlerde bu evdeki çocuklar kendilerini zeki sanıyor. Onların bu şekilde davranmalarına kim öne yok oldu biliyorum. Tamam. Bunu yarın sakin bir kafayla konuşuruz anne. Herkes çok yoruldu. Gidin. Biraz dinlenin. Yüce Tanrım, o kızlar buraya gelmez. Anneme söyleyeyim, başka bir liste yapalım. Başka bir liste daha mı? Buna inanamıyorum. Baba? Amca? Baba? Amca? Ne oldu sana amca? Amca? Tokadı Şarman abi yedi. Babama ne oldu? Amca? Kendimi kötü hissediyorum. Şimdi ailesi o çocuğu soru yağmuruna tutuyordur sanırım. Evet canım. Ben de kötü hissediyorum. Ama bunu yapmalıydık. Ama Cigna, er ya da geç bu konuyu ailenle konuşmak zorundasın. Peki buna ne kadar zaman devam edeceksin? Sevdiğim adamla evlenene kadar devam edecek canım. Sana inanamıyorum. Böyle büyük bir partide Şarman'a tokat attığının farkında mısın sen? Şu an hala şoke olmalı. Bu doğru. Tamam, ben eve geç kalıyorum. Hoşça kal. Dikkatli ol, tamam mı? Eğer sen bir tarafını kırarsan benim işlerimi kim bozacak? Sen merak etme. Bana ne olursa olsun sana yardım ederim. Bunu biliyorsun. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. İşeni. Kalk, hadi hemen hazırlan. İşeni, bugün derse başlıyorsun, unutma. Ders mi dedin? Kim? Sen! Ya, üzgünüm. Sanırım ben yolumu kaybettim. Hadi hemen salona git. Acele etsene. Ha, biliyorum, yukarı çıkmamalıydım. Üzgünüm. Aslında sana ders vermek için gelmiştim. Yanlışlıkla biri beni yukarı gönderdi sanırım. Aşağıda bekleyeceğimi söyledim ama... Tamam, sorun yok. Sen beni aşağıda bekle.
Ben hemen geliyorum. Tamam. Alo? Evet, aynı yerde. Aslında işte seni bana çok övdü. İyi şeyler söyledi, evet. Merak etme, evet bir kahve içelim. Güzel, seni arayacağım. Hoşça kal. Kiminle konuşuyordun? Arkadaşım Riya ile. Sen onunla mı konuşuyordun? Evet, neden? Onun numarasını nereden buldun? Ben verdim. Neden? Neden mi? Sen konuyla ilgilenmedin, bari Riya ilgilensin dedim. O bana telefonda Çırak'la tanıştırmadığını söyledi. İşte bu yüzden ben de onun numarasını verdim. Soru sorman bittiyse eğer başlayalım mı? Hı hı. Baksana, İşhane için çay getir ve Çırak için de kahve. Evet, nereden başlayalım? Herhangi bir yerden. Peki tüme varıma ne dersin? Olur. Şu anda en ihtiyacım olan şey o zaten. Telefonum da susmak bilmedi. Ranvir? Hı? Telefonum sende kalabilir mi? Sürekli çalıp duruyor. Sanki bu ülkenin başbakanı gibi konuşuyor. Eğer biri ararsa sonra arayacağımı söyle. Ben başbakan değilim. Benim hayranlarım çok. Değil mi? Tamam. Alo? Alo? Ben Garima. Çırak'ın telefonu değil mi? Evet, onun telefonu. Bir dakika. Çırak! Seni Garima arıyor. Nereden? New York'tan. New York'tanmış. Onu sonra ararım. O şimdi meşgulmüş ve o sizi arayacak. Tamam. Alo? Sen misin Riya? Ona geri döneceğimi söyle. Ranvir, telefonu sessiz al. Yoksa bizi rahatsız edecek. Şu anda meşgul. Sonra arayacakmış. Onu ne kadar çok kızarıyor. Bir şey mi söyledin? Söylemedim. Sana bir şey soracağım. Daha düne kadar Riya'yı istemiyordun. Ama bugün senin telefonun... Evet. Onu ilk gördüğümde hoşlanmadım. Belki onu tanırsam hoşlanırım. İlk izlenim insanı yanıltabilir, öyle değil mi? Ona ikinci bir şans verdim. Sorun da bu işte. Kimseye ikinci şans verilmiyor. Çırak, Garima ve Riya seni arayıp duruyor. Ne yapayım? Tamam. Ders bitti. Yarın görüşürüz. Bu iyi oldu. Önce kızları idare et, sonra da İşhane'ye. Demek istediğim, İşhane'ye ders verebilirsin. Hadi, seni geçireyim. Al. Çırak, Riya tamam ama Garima kim? Onu tanıyor muyum? O benim arkadaşım. Aramasını ben söyledim. Ve senin tahminin yine doğru çıktı. Riya beni her aradığında İşhane kesinlikle çok etkilendi. Sanırım oluyor. Ne zaman telefonum çalsa İşhane'nin yüzü düşüyor. Tahmin ediyorum. Eğer o birinden hoşlanırsa, o da başkasından hoşlanırsa yüzü düşer. Sana ne oldu? Bütün bunlar seni de etkilemiş gibi. Yanlış mı düşünüyorum? Ya, tabii ki etkilenirim. Çünkü İşhane senden hoşlanıyor. Ve bir gün gelecek, seni seveceğinden eminim. Sen İşhane'yi iyi tanıyorsun.
Sen öyle diyorsan eminim doğrudur. Teşekkür ederim yardımların için. Rambir ve Çırak arasında neler oluyor böyle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.